Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit Karaca. İleri düzey YDS YÖKDİL gün 3 kelime çalışmasıyla karşınızdayız. Hemen kelimelerimize bakalım arkadaşlar. Evet, marginally çok az olarak mı, sırasıyla mı acaba? Tabii ki çok az olarak demek. Gina's grades have improved marginally since last term. Yani notları nasıl olmuş? Geçen dönemden bu yana çok az arttı anlamıyla kullanmış. Slightly, hardly ve barely bunun yakın anlamlarıdır arkadaşlar. Mutlaka öğrenelim. Slightly, hardly ve barely. Evet, impartially adverbimiz adına mı, tarafsızca mı? Tabii ki tarafsızca. It's the obligation of the judge to impartially apply the law. Yani nedir diyor? Hukuku tarafsız bir şekilde uygulamak hakimin görevidir. We offer impartial advice on tax and insurance. Burada da ne diyor sevgili arkadaşlar? Nasıl bir tavsiye? Tabii ki tarafsız tavsiyeler sunuyoruz diyor. Impartial advice on tax and insurance demiş. Yakın anlamlar fairly, equally ve justly. Bunlar da çok önemli. Fairly, equally ve justly. Evet, figure arkadaşlar nounumuz rakam mı, şahsiyet, suret mi? Yoksa ikisi de mi acaba? Evet, ikisi de hem rakam demek hem şahsiyet, suret anlamlarıyla kullanılır. Government figures underestimate the problem. Hükümet rakamları sorunu hafife alıyormuş. Evet, rakamları. Yakın anlamlar buradakinin bu anlamıyla number ve amount. Evet, bir sonraki cümlemizde başka bir bakın anlamıyla kullanılıyor. Several leading figures resigned from the party. Yani önde gelen isim, birçok önde gelen isim partiden istifa etti diyor. Burada da figür isim anlamıyla kullanmış. Bunun yakın anlamları da character, leader, person ve body. Bu arada bunun hani endam, boy, pos anlamıyla da kullanılıyor. Onu da burada yakın anlam olarak aldık. Evet, assurance noun'umuz teminat mı, inanış mı? Tabii ki teminat, garanti anlamıyla kullanılır. Despite my repeated assurances, Rob still looked very nervous. Yani defalarca güvence vermeme rağmen hala çok gergin görünüyordu. Evet, the document is genuine, I can assure you. Ne diyor yani? Belge gerçek, sizi temin ederim. Burada da fiil haliyle görüyoruz. Yakın anlamları confidence, guarantee, promise ve affirmation. Bunları da lütfen öğrenelim. Confidence, guarantee, promise ve affirmation. Robustly dediğimiz adverbimiz oldukça önemli ölçüde mi? İstekli, güçlü bir biçimde mi? Evet, istekli, güçlü bir biçimde deriz. Some of his colleagues felt he could have defended himself more robustly. Yani meslektaşlarından bazıları kendisini daha güçlü bir şekilde savunabileceğini düşündü diyor. Evet. Daha güçlü, more robustly. The formerly robust economy, burada da ejektif halini görüyorsunuz, has begun to weaken. Eskiden güçlü olan ekonomi, yani the formerly robust economy diyor. Dikkat. Evet, strongly, actively, vigorously ve eagerly, istekli, şevkli, güçlü bir biçimde. Bunlar da yakın anlamları arkadaşlar. Unfairly, adilce, haksızca mı? Tabii ki haksız bir biçimde. They claim the police treat minorities unfairly. Yani azınlıklara adaletsiz davrandığını iddia ediyorlarmış polisin. Treat unfairly. Evet, ejektif haline bakalım. Many employers have recognized that age discrimination is unfair. Yani yaş ayrımcılığın adil olmadığını kabul etmiştir diyor birçok işveren. Evet, yakın anlamı unjustly olarak karşımıza çıkmış. Hastily arkadaşlar acele ile mi, çok az olarak mı? Evet, acele bir biçimde, aceleyle anlamıyla kullanılır. A hastily arranged news conference, aceleyle düzenlenmiş bir basın toplantısı diyor bakın. Hastily arranged. Yakın anlamlar hurriedly, quickly ve swiftly arkadaşlar. Hurriedly, quickly ve swiftly. Faith noun'umuz kader mi, inanç mı? Tabii ki burada inanç, güven anlamıyla kullanılır. I still have faith in him. Bakın inne kullanmış. Hala inancım var ona diyor. The public has lost faith in the government. Ne yapmış? Halkın hükümete olan güveni sarsıldı, sarsılmış diyor. Evet, bakın have lost faith, lose faith in the government. Evet, yakın anlamlar trust, confidence ve credit. Güven anlamlarıyla karşımıza çıkmış. İnanç, güven. Civilization, medeniyet mi, solunum mu acaba? Tabii ki medeniyet. Many people are rejecting the values of Western civilization. Birçok insan Batı medeniyetinin değerlerini reddediyor diyor.
The ancient civilization of Greece and Rome, Yunanistan ve Roma'nın eski uygarlıkları, medeniyetlerinden bahsediyor. Evet, abuse verb olarak da kullanılabilir, noun olarak da kullanılabilir. Yoğunlaştırma mı, kötüye kullanma mı? Tabii ki kötüye kullanma, suistimal. Many children suffer racial abuse at school. Evet, burada gördüğünüz gibi namımız. Pek çok çocuk okulda ırkçı tacize uğruyormuş. She was sexually abused as a child. Verbimiz burada bakın. Çocukken cinsel istismara uğradı diyor. Yakın anlamlar corruption ve exploit. Wealth, zenginlik mi sağlık mı sevgili arkadaşlar? Evet, zenginlik olarak karşımıza çıkar. The country's wealth comes from its oil. Ne yapıyor ülkenin zenginliği? Petrolünden geliyor. The country's wealth. The firm manages money for wealthy investors and small corporations. Burada da sıfat olarak görüyoruz bakın. Firma varlıklı yatırımcılar ve küçük şirketler için parayı yönetirmiş. Money for wealthy investors. Wealthy investors. Evet, yakın anlamlar abundance, affluence, yani çokluk, fazlalık, bolluk anlamında kullanılıyor. Evet, harness, fedakarlık etmek, yararlanmak mı? Evet, yararlanmak olarak karşımıza çıkar. Bakın nasıl çıkıyor. We can harness the power of the wind to generate the electricity. Yani elektrik üretmek için rüzgarın gücünü kullanabiliriz. Yani bir doğanın gücünü kullanma anlamıyla kullanılır burada. Evet, control, exploit, kullanmak, faydalanmak, utilize, yakın anlamları olarak karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet, son kelimemiz arkadaşlar hostile, düşmanca mı arkadaşça mı? Tabii ki düşmanca olarak kullanılır. His hostile attitude, onun nasıl tavrı, düşmanca tavrından bahsediyor. Evet, Senator Lyndon was hostile to our proposals. Hostile to alıyor ve ne anlama geliyor bakın. Senator Lyndon tekliflerimize karşıydı. Evet, görüyorsunuz karşı olma, adverse, oppose, karşı olma, muhalefet olma anlamlarıyla kullanılır. Arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Hoşça kalın.